Bugün, sizinle asiyonetik kalp hastalığından konuşacağız arkadaşlar. Fakat konuya girmeden önce, kalpten geçen kan akışına tekrar bir göz atalım istiyorum. Kan vücuttan kalbe geri dönüyor ve vücut oksijeni kullandığı için kan oksijenini kaybetmiş olacak, tamam mı? İşte bu şekilde mavi ile çiziyorum. Bu kan kalbin sağ tarafına geri döner ve kalp atışı sayesinde bu damarlarla oksijenini kaybetmiş kan akciğerlere gönderilir. Kanın akciğerlere gitmesi iyi bir şey ve nedeni şu. Kan akciğerlerde bulunan kılcal damarlardan yani pulmoner kapilerler. Pulmoner kapilerlerden geçerken çok önemli bir madde alır içine. Nedir bu? Oksijen. Bu oksijeni aldıkça kanın renginin değişip koyu bir renkten açık kırmızıya dönüştüğünü göreceksiniz. Bu oksijenli kan bu defa kalbin sol tarafına geri gelir ve kalp attıkça şu gösterdiğim damarlardan vücudun geri kalanına gönderilir. İşte şu damarlardan geçen oksijenli kan vücuda gider. Bu çok mantıklı bir süreçtir. Şimdi gelelim farklı bir konuya. Kalbe giren bu iki çeşit kanı ayrı tutmak gerekiyor. Sağ taraftaki oksijenini kaybetmiş kanın düzgün bir şekilde akciğerlere gitmesi, oradan da sol taraf aracılığıyla geri dönmesi ve vücuda oksijenli kan gitmesi için bir ayırma yapmamız şart asiyanotik kalp hastalığı olan bireylerde göstermiş olduğum bu duvarda bir bozukluk olur. Hatırlarsanız buna defekt, kusur demiştik. Bu esasen bir delik ve kalbin iki tarafında bulunan kanın istenilmeyen bir şekilde bu delikten geçmesi sonucunu doğuruyor. Kalp attıkça, kalp kası kasıldıkça ve delik orada olduğu sürece kan oradan akacak demektir. Fakat önemli olan soru şu, hangi yöne, hangi yöne akacak? Bu soruyu cevaplamak için önce kalbin içinde olanları mantıklı düşünelim. Kalbin sağ tarafı atınca sağ taraf şuradan kanı gönderir ama kan kısa mesafeli bir yolculuğa çıkar. Yani akciğerlere gider. Akciğerlerden sonra tekrar kalbin sol tarafına gelir. Sol taraf kasılınca kan bu defa tüm vücuda gönderilir. Boynumuza, kollarımıza vesaire. Kan vücuda gideceği için kalbin sol tarafı sağ tarafına kıyasla daha çok çalışır. Bakın, kalbin sol tarafında olan kasın çok daha kalın olduğunu görüyoruz. Tüm bu nedenlerle basınç kalbin sol tarafında daha yüksek olacak. O halde sol taraftaki yüksek basınçlı kan delikten geçerek kalbin sağ tarafına geçebilir. Ve asiyanotik kalp hastalığında olan tam olarak budur. Bu bir konjenital hastalıktır. Yani doğuştan gelen bir hastalık. Peki buradaki sorun ne? Kalpte delik olduğu için soldan sağa geçen kan var dedik. Ve bir insan kalbinde delik olduğunu duyarsa kesin kötü bir şey diye düşünür, değil mi? Şimdi olayı anlatacağım ama en başında kullandığımız renge geri dönelim ve burada tam olarak ne olduğunu gösterelim. Sol tarafta ne çeşit kanımız vardı arkadaşlar? Oksijenli. Bu oksijenli kan Ufak delikten sağ tarafa geçerse oradan da yoluna şöyle devam ederse tekrar akciğerlere gider. Oksijenli kan bunu yaparken oksijensiz olan kanlar da burada oksijenlenirler. Sonra tabii kalbin sol tarafına geçer ve oradan da vücudun geri kalanına gönderilir. Kanın bir kısmı da tabii ki bu delikten geçer. Peki bu gerçekten bir sorun mudur? Kalpte küçük bir delik olması genelde semptomlara yol açmaz. Yani bu asemptomatik bir hastalıktır. Bu durumun kötü tarafı oksijenli kanın akciğerlere geri dönmesi. Bu verimli bir sistem değil ama yine de işlevsel bir sistem. Bu durumda her şeyin normal bir şekilde işlemesi için oksijen seviyeleri yeterli olur. Zaten vücudun ihtiyacını görecek kadar oksijene ihtiyacı vardır. Kısacası oksijenli kanın buraya geri döndüğü bu sistemde sol kısımda normal oksijen seviyeleri vardır. Bu sebepten hastalık asemptomatiktir. Deliğin burada, burada ya da şurada olması fark etmez. Basınç kalbin sol tarafında fazla olduğu için sağ tarafa doğru bu kan akımı her zaman olacaktır. İşte asiyanotik kalp hastalığı kısaca bu şekilde arkadaşlar.